abi, ne yaparsın? Şimdi. Şimdi arkadaşımız Furkan bize muz bahçelerini gezdirecek. Furkan değil. Furkan değil. Önce bir tanısaydın. Tamam, hep madem diyoruz ya. Ben senin adın oğlum. Bu arkadaşımın ismi Furkan ama bizim hep maden, yakın arkadaşları olarak biz ona hep maden deriz. Evet Furkan. Arkadaşlar, bugün Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeyiz. Sessiz Cennet Gazipaşa olarak geçtiği için eski adı da Selinus'tur. Başlayalım. Muz bahçesini gezdirecek arkadaşımız. Gazi Paşa'nın yarısı Yunuslarımış. Şimdi Yunus bize tarlalarını gezdirecek. Şimdi, evet, tarlalarını gezdir Ay abi. Etrafta görüyoruz zaten. Gördüklerimiz mısıraları, kapalı mısıraları. Şu an önceden bir şeye bakalım dedik. Açıkta nasıl yetiştiriliyor onu görelim. Tabii bunlar şey. Mesela bu, ne, bu yıl bu nedir? Don oldu ya, çok soğuk geçtiği için. Dondan etkilendi. Normalde bu bölgede iklim iyi olduğu için çok etkilenmez ama bu sene çok sert oldu. Bu yüzden buradaki verim çok düştü. Ha. Çoğu ürün mesela bu şekilde çöpe gitti. Ha, bu çöplük ama mü? Şu an yenir. Yenir değil mi? Tabii yiyebiliriz, hiç sıkıntı yok. Ay çok güzel yenir. Kokuyor. Kokusu da çok iyidir. Ben yenir. Bunu eve götürebilir miyim? Olur tabii, içeride daha güzelleri var mı? Bu biraz daha şey. Ya bu yenmez mi şimdi? Aynen, bu yerde ya, sıkıntı yok. Bak sen oruç değilsin ya. Allah. Tadına bak bakalım nasıl? Linç yiyeceksin. Ben yemeyeceğim, sen yiyeceksin. Ramazan linci. Ramazan'da oruç tutmadığım için. Güzel ama. Şimdi, ama kokusu da çok güzel. Buram buram muz kokuyor. Şu an bulunduğumuz topraklar dur. Türkiye değil, dünyanın en verimli toprakları. Dur. Bunu da belirteyim. Bak gel. Furkan. Ayrı ayrı konuşmayalım Furkan. Normalde şimdi muz doğum mantığıyla gider. Doğum deriz yani. 5 ayda bu fide, mesela örnek veriyorum, bu fide büyüyecek. Hı-hı. Bu fidenin içinden muz dalı doğacak. Hı-hı. Doğduğu zaman o tekrardan o parmaklar dolmaya başlayacak. Dolduğu zaman sararıp kesilecek. Hı-hı. Ama sararmadan kesilir. Hı-hı. Şimdi bu işlevini bitirdi. Bu doğurdu. Bunun muzu kesildi. Hı-hı. Bu kesildikten sonra buradan bu kesilir. Tekrardan buralara parçalara atıp çürür. Tekrardan, dibinden fışkırır. Aynen, dibinden fidesi gelir. Ha. Bu fide tekrardan konulur. Mesela en iyi, çok birden fazla fide olur. Mesela 5-6 tane fide olur. Bu fidelerden iyi olanlar böyle bırakılır. Bu hangi ayda ürün verecek? Şimdi bu Ağustos gibi diyebiliriz. Ağustos'ta olmaz da ortalama işte Haziran'da doğum olur. Ha. Doğurmaya başlar. Temmuz, Ağustos sonunda o dallar belirgen olur. Ha. Şu şeyler gibi, yerdekiler gibi. İşte yıl sonu da işte güzün deriz ya, Kasım, Aralık gibi kesilir. Hı. Ama yeşil kesilir. Hı. Sarartmaya gider, sarartılır. Oradan anladım. Satışa, bir şey söyleyeceğim. Raflara iner. Yazın mı daha pahalıya satıyorsunuz muzu, kışın mı? Şöyle, şimdi genelde buranın üretimi çoğunlukla açık üretim. Açık üretim olduğu için bir anlık yığılma genelde şeyde oluyor. Kasım'dan Şubat arasında çok ciddi bir ürün üretimi var. Yani çok ciddi muz üretimi var. Ondan kaynaklı çok yüksek üretim olduğu için şey kaldıramıyor. Haller bunu kaldıramıyor. Hmm. Kaldıramadığı için ürün mutlaka şey oluyor. Peki abi, benim merak ettiğim de hep su. Bu ne? Bu boru nedir? Bu mu? Bu damlama hortum diyoruz. Bu şimdi benim bu gözüm buna çarpıyor. Elden sulayamazsın. Çünkü hortum sulaması yaptığın zaman suya yetişemezsin. Bu en verimli sulama şeklidir. Ve su zebil de olmaz. Tabii aynen. Su ziyan etmez. Zebil olmaması yani çok önemli. Damlama çok önemli. Damlama sulama yapılır. Ben de seni bir şey biliyor sanıyordum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Suyumuz var. Sonra güzel ama, değil mi? Şey yapalım. Şimdi. Lütfen ciddiyetimizi bozmayalım. Bozmayalım. Burada ciddi bir iş yapıyoruz. Şuraya geri dönelim. 75 binlik YouTube kanalımıza video çekiyoruz. Lütfen gülmeyelim. Biz bir aileyiz. Bunu da belirtelim. Fark ettiysek arada şu ağaçları biliyor muyuz bunlar? Hayır, avokado fidanları. Ne? Avokado mu? Avokado fidanı bunlar. Hmm. Avokado ağacı yani biraz şey ekilir, seyrek ekilir. Mesela şu ikisi arasındaki mesafe 5 metre civarı. 5'e 5 gibi ekiyoruz. Daha da yeni çekiliyor hatta. Aralar çok boş kaldığı için bu 3 senede falan verime geçmiş olacak. 3 senede para kazanmış olacak. O yılları boş geçirmemek adına araya bu şekilde her sene para kazanmak için muz ekiliyor. Bu büyüdüğü zaman da muzlar komple sökülüp tekrardan avokadoya dönülmüş olacak. Topraktan maksimum verimi alıyorlar. Maksimum. Peki neden şu aralara da marul, kerdime falan ekin. Ekilir hepsi olur. Evet. Yani mesela şey ekenler var. Marulun kilosu 25-30 lira olmuş. Olmuş vallahi olmuş. Ben olsam marul da dikerdim. Marul da ekilir. Börülce. Aa. Börülce de ekilir. Evet. Börülce başka ne ekilir? İşte bizim burada ülübü deriz. Ha, ben bilmiyorum. Ülübü denir. Bilmiyorum. Fasulye mi? Börülceyi bilmiyor musun? Börülce fasulye. Fasulye değil işte.
Börülce. Fasulyenin bilmez bir cinsi. Bilmez mi börülce? Sen biliyor musun börülce? Ben bilmem de. Ben börülcesiz yapamam öyle. Börülce. Fasulye gibi bir şey işte. İşte küçük. Tamam böyle... fasulyenin küçüğü. Tamam küçüğü. Biliyoruz. Tamam. Onlar kuru kesi de bilmiyordu. Ülübü. Biz ülübü diyoruz. Ha. Ekiliyor yazın. Buralar yemyeşil olur. Şu an evet. Böyle göründüğüne bakmayalım. Böyle bizim boyumuzda komple kapalı. Dışını göremeyiz. İçerisi muz yapraklarından. Tabii. Yazın muz çok güzel olacak. Çok güzel yazında olur. Bunun devamını çekeriz. Buraya giremezsin yazında. Yazında aynen. Yazın serin olur içi. Çok güzel olur. Çok serin olur. Aynen. Mis. Esiyor ya. Bu esinti güzel. Şimdi seraya bakmamız lazım. Şimdi seraya gidiyoruz. Seradaki evet. Muzları. İçerideki muzları gördük. Tamam. Hadi bakalım. Keşke şey bahçenizde olsaydı. Ejder meyvesi bahçeniz. Ejder çevredeki şeylerde var. Komşularda var. Ha. Gider miyiz? Gideriz. Onlara da gidelim. Sis mi? Ben niye bir vücudayım hala anlamadım. Sen şuraya gel ya. Sen içeriye gir. Ay abi beni, dur ben içeriden açayım seni. Şuraya dur. Dur o zaman öyle yapalım, öyle yapalım. Bekle ben seni açınca. Sen kapıyı çalacaksın. Tamam. Şimdi seradaki muzlarımızı inceleyeceğiz. Bu arada bizim muzlarımız iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip. Hı hı. Yani herhangi bir pestisit vesaire vermiyoruz. Tamamen organik diyebiliriz. Oo. Zaten yıllık analizi yapılıyor. Hı hı. Sertifika bir de bir yıllık geçerli. Hı hı. Yani bir yıl sonunda tekrardan şeye bakılıyor. Toprak analizi yapılıyor. Hı. Pestisit var mı? Zira ilaç kullanılmış mı vesaire. Şu an organik diyebiliriz muzlarımıza. Hı hı. Satışlarını internet üzerinden yapıyorsunuz. Tabii. Ya buradan da kesiliyor, toptan da satılıyor. Biz internetten organik olarak da satıyoruz. Hı hı. Reklam yapma. Hepsi Burada'dan satışınız var mı? Hepsi Burada'da ve Trendyol'da satışlarımız var. Ben o zaman aşağıya linki bırakırım. Aynen öyle. Oradan tıklarlar. Tabii, ürünlerinize bakın. Oha! Şuraya bak ben de. İlk kez muz bahçesi görüyorum. Ay ya çok güzel. Bir girer misin? Ya. Lütfen bir kere bakar mısınız? Dünyanın ay çok güzel ya. Tropik orman gibi. Tropik orman gibi. Şimdi bu bölüm kazlar da bak orada şimdi yavrular da orada. Aa gördün. Kaz salmışsınız aynen. İçeriye. Kazlar var zaten onlar otları yoluyor. Yani yiyor diyelim. Hı hı. Otları temizlemek için kaz kullanıyoruz. Doğal ot biçme makinesi. Aynen öyle çünkü çoğu şey kullanıyor işte ot ilacı deriz. Evet. Yani onu çok kullanmak istemiyoruz çünkü şey sonuçta. Zehir. Toplu zehir olarak görebiliriz. O yüzden de en doğal çözüm. Doğru. Ay çok güzel ya. Burada bu muzlar şimdi koparsan yenilir. Bu yenmez. Yenmez mi? Olmaz. Şimdi bu kesilecek. Bu depoya gider. Sarartmaya girer. Sarartmadan sonra tüketilir. Niye şimdi yesen şimdi ne olur ki? Şimdi dalında da yetişir de bakalım. Gel. Bulursak. Şimdi bunda bu normal yeşil. Ha. Bu yeşil muz. Sert olur. Ha. Şu an yenmez. Bir tanesini koparıp oruç tutmayan arkadaşımıza yedirelim. Yiyemez. Zor yer. Ben bir deneyeyim. Bir denesin o. Benim sınırım yoktur. Ye bakalım. Yiyemezsin. İçini yiyeceksin. İçini yiyeceğim. Yiyemezsin. Yiyemezsin. Bir dakika ya. Bir hadi bakalım. Ağzı buruş buruş olacak. Hadi. Hadi suratını çekelim. Suratını çekelim. Soyamıyor bile. Linci ben yiyeyim değil mi? Tabii ki değil. Çaktırma. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim çok güzel. Çok ciddi süper. Diyorum çok güzel. Gerçekten ben bunu yerim. Ben hatta bunu yanıma alacağım. Şovunun bir parçası bu. Sen çok konuşma tamam mı? O konuşabilir. Mikrofon onda yok ya. Tamam. Sen daha öteye 2 metre öteye gitsen de senin sesin gelir. Peki. Bak bu da Azra. Çekiyor musun? Azrail. Bu da Azrail'in tarası gibi değil mi? Bununla en üst yerdeki şeyleri alıyorsunuz değil mi? Muzları. Yaprak da temizlenir. Ha. Muzdallarını dur. Keseriz. Dur yakınlaşalım. Uzaktan öyle sesin gelmiyor. Muzdal da bununla kesilir. Ha muzdalı da kesiyorsunuz ya. Tabii. Mesela şöyle. Kesti, yani bunu taşıyacak olan kişi bunun altına geçer, tutar. Buradan bu şekilde bu vurulur. Hı hı. O dal iner. Ha. Kesilmiş hali mesela bu. Ha. Bak buradan kesilmiş. Ha. Bu şekilde kesmişiz. Kesiyoruz. Ha. Bu ağaç artık iptal. Bu şekilde gidiyor. Kurumuş yaprakları da kesmek zorundasınız. Tabii bunlar böyle yerlere böyle tekrardan geri kazandırılmış oluyor. Hı-hı. Toprağa organik gübre olarak. Evet. Bu yeni fidesi. Bu ay fide tekrardan doğurmuş ya. Olacak. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi. Ve şu uçtaki çiçekleri de çok güzel. Devasa bir çiçek değil bu mi bu? Aslında bunlar şimdi tarak. Bu taraklar devam etmesi lazım ama ağacın belli bir kapasitesi var. Hı-hı. Yani onu büyütme kapasitesi var. Örnek vereyim işte kaç tarağı var. İşte 5, 6 devam ediyor. 10 tarak sonrasını dolduramayacağı için iptal ediyor kendisi. Ha, evet burada da olgunlaşmamış aynen, muzlar. Küçükleri bakın. Var işte bunları iptal ediyor. Bu devam ediyor aslında. Aha. Evet.
Bunlar olgunlaşmamış muzlar. Aynen. E peki buradakini aldık diyelim. Bak bu taraktaki bütün muzları kopardık. Evet. Buradan yeniden o tarak oluşur mu? Oluşmaz. Bu olur. Artık bitti. Bunun oluşma en son tarağı bu. Şu. Ha. Bundan başka oluşmaz. Şimdi artık bu doldurmaya geçiyor. Bu parmaklar kalınlaşacak. Parmaklar şöyle yakından çeker misin? Bak altında da var. Gördün mü? Onlar çiçek aslında gibi. Hep muz olacakmış. Muz çiçeği onlar. Ama olmuyor işte. Ama olmuyor. Kapasitesi dolmuş. Bir dakika Yunus Bey. Onlar ise doğuranlar. Aynısı zaten bir fark yok. Aa bak. Aa ucunda çiçekleri var. Aynen. O mesela o küçüklerin büyüğü gibi düşünebilirsin. Bu şekilde devam ediyor. Bu kendi yaprakları kendi kendine atıyor. Bir şey söyleyeceğim. Biz bu muzlardan koparsak mesela. Şu bir dalı koparsak. Evet. Bucağı götürsek. Kendi kendine sararmaz mı? Sarar. Ha tamam. Bunu mesela bir keseye geçirip. Ha. İçine elma, ha. Limon falan koysak çok çabuk sarar. Ha. Sarartmaya sararma... gönderiyoruz dedin de. Ya sarartmaya şöyle, toptan gittiği için sarartmaya hı-hı. gitmek zorunda. Kendisi de sarar da çok uzun sürer. Hı-hı. Yani yalnız sararmaz. Mesela bunda üzerinde olgun varsa alalım diyeceğim ama olgunlaşmamış. Yok bu olgunlaşmamış. Hı. Hep hayvan gübresi mi kullanıyorsunuz? Aynen hayvan gübresi kullanılıyor. Ya kimyevi gübre kullanıyor o toprak analizinin sonucunda şeyden. Hangisi eksikse o yerine konulmuş. Ama çoğunlukla şey kullanıyoruz. Hayvan gübresi. Hayvan gübresi. Keçi var keçi, burada. Aynen. Keçininki daha keçi mı de, iyi oluyor? Keçi de kullanılıyor. İnek de var ama çoğunlukla keçi daha iyi olur. İçerik olarak. Muzculukta en masraflı şey ne? İlacı mı, sulaması mı, serası mı işte ne şimdi bileyim. Şimdi yapım maliyeti işçi. Yüksek. Şu anki yapım maliyetleri çok yüksek. Sera yapımı değil aynen, mi? Aynen sera. Yapıldı diyelim. İçindeki ne maliyeti yüksek olur? Çoğunlukla aslında açıklar içinde aynı şey. Su. Su ve elektrik. Bir şey söyleyeceğim. Eskiden şey hani muz pahalı gelirdi ya. Muz zenginlerin yediği tabii bir şeydi çok ya. Çok az üretildiği için aslında evet. Çok fazla üretildi. Ama bu sene mesela ben pazarda şeyi fark ettim. Muzla artık portakalın fiyatı hemen hemen farkı aynı. Kalmadı. Aynen. Evet. Farkı portakal. Kalmadı. Çünkü üretim çok fazla. Şimdi Manavgat'ı biliyoruz. Manavgat'ta çok fazla üretim evet. var. Oradaki üretim ya burada mesela 5 dönümse orada 500 bin dönüm gibi gidiyor. Yani çok çok yüksek gitmiş oluyor. 500 dönüm, 1000 dönüm arazi yapılıyor. O yüzden de İşte arz çok yüksek. Talep vardı ama arz çok arttığı için mutlaka fiyat aşağıya doğru iniyor. Yani artık herkes şimdi muz yiyebiliyor. Yesinler aynen. Herkes buradan yiyebilir. Ay insanın yayılası geliyor burada. Bu şeyler var. Bu da yeni doğran muzumuz. Aa şuradan bu, çıkıyor. Buradan geliyor aynen. Bu yapraklar açılarak devam ediyor. Mesela şu şekilde. Aa, devam ediyor. Bebek aynen. muzlar. Aynen. Gel. Bebek muzlar. Mesela az önce saydık ya 10 tane ise 10 tarağı oluyor sonra iptal ediyor. Buraya alttan kadar uzayacak uzuyor. Uzuyor aynen yere kadar iniyor neredeyse. Bunların yaprakları çok güzel ya. İşte bu yapraklar işte yazın şey oluyor. Normalde kışın biraz güneş görmesi için alttan kesiliyor. Ama yazın çok budanmıyor. Bu yeni dikilmiş mi? Hayır bu şeylerden geliyor. Köklerden. Kökler oraya atıldığı zaman oradan çıkabiliyor. Bir dikiyorsun senelerce ürün veriyor öyle mi? Ortalama 5-6 yıl rahat bir şekilde ürün verir. 5-6 sonra, yıldan şimdi bütün kökler yerde kalıyor ya bir kazıp yenilemek gerekiyor toprağı. Çünkü kökleri çok sert. Sert olduğu için bir yenileme yapılıyor tekrardan. Yeni ekim yapılıyor. Tamam. Ama normalde hiç sökmesen yine 10-15 yılda gider. Aynı mısır koçanı gibi çiçeği. Bak bir de bir sürü sinek var. Ne sineği acaba bu? Mucuk. Sirken mi? Biz öyle deriz. Öyle deriz. Sirken. Aynen. Sirken, mucuk. Şimdi sır koşanı. Oğlum bak o da yeni doğurmuş. Şimdi dua edin sarı muz bulalım. Kendimi yiyelim. Böyle şey gibi hissediyorum. Ekvatorda bir ülkedeymişim gibi hissediyorum. Mesela var mı bunda bakıyorum yok. Mesela bu dalı dolmuş kesilir ama. Çökmüş. Çok yılmış. Güzel. Keşke bizim de buralardan bir iki dönüm tarlamız olsaydı. Gel. Dönümü 3,5 milyon TL'ymiş. Dönümü kaç paraydı buranın? En az 3 milyon. Ha, en az 3 milyon TL'ymiş. Burası o kadar yapmaz da yani sahilde yapar. Ha, burası o bundan kadar yapmaz mı? Bundan 3 kilometre sonrasında yapar. Burası kaç paradır dönümü? Yani içini saymazsak 500. İçini de eklersek üzerine 600-700 diye devam eder. 600-700 bin. Beraber 700 bin bir dönüm. Aa, ucuzmuş. Ya neden ucuzmuş diyorum çünkü bana dünden beri şey diyorlar işte dönümü 3,5 milyon 6 milyona bile satılır falan diyorlar. Denizde.
Ben de sanıyorum ki her yerde öyle. Yani orada da aslında şey üretiliyor. Uzak. 500 bin o zaman uygun alınabilir. Muz üretimi yapılıyor oralarda. Tıslıyor. Birisi annesi, birisi babası mı? Aynen. Anne baba gezdiriyor. Kaç tane çıkarttı? Burada 10 tane var. Şimdi evde de var. Oradaki bahçede de var. Orada 20 civarı var. 17-20 civarı evde de var. Oo. Ama biraz büyümüşler. Aynen. Çok hızlı büyüyor bunlar. Bu bütün otları şey yapıyorlar çoğunluğu değil mi? Yiyorlar. Çoğunluğu yiyorlar. Tavuk da beslenebilir o zaman burada. Tavuk, kaz daha şey geliyor bu ortama. Ha. Daha adıklı oluyor. O zaman bu kazlar içinde ekstra bir yem kullanmıyorsunuz. Yok, kullanmıyor. Buranın, tabii kendisi ottan ot almış oldu. Aynen. Su da mesela suya girmiş oldu şimdi. Evet, orada su var. Ya çok şanslılar ya bunlar. He. Bir de şimdi birazdan suyu açarım. Buradan fıskiyelerden sulanıyor. Hmm. Buradan dönüyor böyle. Hmm. Tabii onlar da serinletiyor bunları. Hmm. Tıslayıp şimdi duruyor neden? Diğer korkutmak istiyor. Diğer serada da kaz var. Hmm. Bunların sesini duyunca karşılıklı şu an iletişim halindeler. Şuna bak ya. Kaç günlük bunlar? Bunlar mı? Bunlar 15 günlük falan. 15-20 günlük. Bunlar annesi çıkarttı değil mi? Siz kuluş... Oo. Nasıl işedi? Kuluşka makinesiyle çıkarttı. Yok, kendisi çıkıyor. Ha. Bu minnacıklar da yiyor mu bu otları? Küçücük küçücük ağızlar ya. Yok, yer yer. Hadi git bakalım. Seviyor. Şimdi direkt oraya gider. Hadi git. Tipe bak, tipe. Yazın geldi. Tekrar gelmek için bahanemiz doğdu. Bahanemiz var, aynen. Evet, aynen. Çünkü yazın daha güzel olur buralar. Şimdi bu deniz kenarındaki bahçeler daha güzel. Evet. Yemyeşil direkt şeylere iniyoruz. Pitaya bahçeniz yok. Pitaya bahçemiz çevrede var. Onları şimdi bir bakacağız. Müsaitlerse tamam, onların tamam, yanına uğramaya çalışacağız. Bunlarda da yok yok. Pitaya var, avokado var, muz pepino var. Pepino var, papaya, pasiflora. Oha. İşte ezel meyvesi. Pepino. Pepino. Ağaç kavun diyoruz. Hiç yemedim böyle ben. Böyle patlıcana yassı, benzer. Yok, domates gibi. Böyle yassı ince olsun gibi. Lezzeti yok. Nasıl? Lezzeti nötr gibi ya. Hafif. Hmm. Çok bir tadı yok. Ejder meyvesi gibi. Lezzetsiz. Yani, aslında ejder meyvesi iyi de. Çok daha önce tattığın demek ki iyi değilmiş. O zaman bize pepino da yedir. Pepino var, ofiste var. Oo, süper. Hı-hı. Tamam. Ofiste var. Ben şey yedim ya ofiste. Pasiflora. Ha dün evet dün bize aynen. Pasiflora ikram etti. Pasiflora da bir meyveymiş. Ben ilk kez gördüm. Yani, tropikal de diyebiliriz ya. Tropikal bir meyve. Kokusu çok güzel ama lezzetini sevmedim. İçinde çıtır çıtır çekirdekleri var. Aynen. Ve çekirdeklerinin çevresi ekşi gibi, tatlı gibi. Yani ya damağım alışkın şimdi olmadığından. Şimdi güneş görürse, güneşi gördüğü zaman daha tatlanıyor ya. Ha. Kıştan, kışın yazınki meyvesi daha güzel. Daha lezzetli olur. O zaman yazın da yeriz. Yazın daha lezzetli tamam. olur. Normalde kışın biraz daha o pasifloranın etkisi ağrı kesici öyle mi? Ağrı kesici demeyelim. Ha. Yatıştırıcı etkisi var. Aha. Dinlendirici, yatıştırıcı evet, doktor arkadaşımız da dün dedi ya kanser hastaları bunu yiyor falan dedi. Kullanabiliyor evet tabii. Yani alternatif tedaviler var. Besinlerde işte çıktı. Aynen. Bu korona arada da, korona da denildi ya işte. Aha. Yerli muz yersek evet. korona yenebiliriz diye. Ha öyle onu mi? Duymadık mı? Ben su mal duydum ama çıktı. Onu duymadım. Yok, korona da muz. Bu arada arkadaşımızın mesleği çiftçilik değil. Esas mesleği diyetisyenlik. Evet. Ya tabii şimdi aile bunu yaptığı için çocuktan beri bunun içindeyiz. Mecburen kopamıyoruz. Evet. Şimdi biz bunu bir üst boyuta taşımış olduk. Şu an bu ürünleri internetten, hepsi burada ve Trendyol üzerinden satışını yapıyoruz. Sadece muz değil, diğer saydığımız bütün ürünlerin aslında tüm Türkiye'ye gönderimini sağlıyoruz. Evet. Muz Deniz ismiyle hepsi burada ve Trendyol'da satış yapıyoruz. Tamam, ben aşağıya hepsi buradaki linkini koyacağım. Onunla benim anlaşmam var ya, tamam. işbirliği anlaşmam. Artık buradan çıkalım çünkü aşırı sıcak. Çok sıcak, nemli. Bana fenalık bastı. Yani kışın bastı. Biraz şey gelebilir. Keşke bu şey seranın içinde bir havuz olsaydı. Ne güzel. Havuz mu? Bunları yapmayı düşünüyoruz. Çimilirdi. Şeyleri. Kazlara bir havuz yapmayı düşünüyoruz. Hiç, sauna şimdi, gibi. Şimdi dışarıda denize giremeyiz ama burada, burada olursa girilir, havuza girilir. Girilir. Aynen. Çok rahat girilir vallahi. Hem kazlarla beraber yüzür. Hem şey
kazlarla yüzmüş oluruz. Hem böyle tropik bir havası yapanlar var. Yapanlar var seraların içerisinde. Mesela camakan diyoruz ya, onların içinde havuz yapanlar var. Oo, çok tropik güzel etrafına olur. Ağaçları falan ekmişler. Muzu ağaçları falan çok güzel aynen olur ya. Yani ben en çok çiçeğini, oh, çiçeğinin rengini beğendim. Mesela bunun lekesi üzerine değerse çıkmaz. Hiçbir şey çıkaramaz. Oha gerçekten aynen mi? Tamam değmesin o zaman. O değil de yani şu mesela bu kendi lekesi değil. Buralarının lekesi. Şu kendi öz suyu. Ağacın öz suyu. Yani mesela şu beyaz tişörte böyle bir bocalasak. Denesek mi acaba? Çıkmaz. Hiçbir şey çıkaramaz. Yani güzel bir şey de oluyor. Dekor da oluyor aslında. Bu hangi renk oluyor? Siyah mı oluyor? Siyah. Ha. Şimdi yıkanmadan hiç farkına varmıyorsun. Leke oldu belli ama yıkandıktan sonra siyah oluyor direkt. Ha. Neyse yok. Hadi o zaman buradan çıkalım. Buradaki söyleyeceğimiz her şeyi söyledik değil mi? Konuştuk. Çoğunu konuştuk. Senin aklına gelen bir şey var mı arkadaş? Arkadaşımı da çekin. Canım arkadaşım. Canım arkadaşım bu benim. Bu ne olmuş sebil olmuş diyeceğim. Sen de şuradan gelip tamam anlatacaksın. Action. Kurgu. Tamam. Aa bu Yunus ne olmuş buna? Zebil olmuş ya bu. Siz mi attınız? Yani biz onu kestik direkt büyütmeden. Çünkü, neden? Çünkü yani yap şuraya bakabiliriz bak gel. Şimdi ağaç kendini iptal ediyor bak. Hmm. Gördün mü? Bunlar çürüyecek, bunlar olmayacak. Hmm. Şimdi bunlar çürüdüğü zaman bunlar da olmuyor zaten yan yana olduğu için. Hepsi beraber çürüyor. O yüzden hiç büyütmeden komple kestik. Aa başka bir meyve versin diye. Yani vermez bu artık bitti. Dibinden fidan bekliyoruz. Hmm. Bak mesela şu fidan. Gördün mü? Hmm. Yine yani tomurcuk. Hani ha o tomurcuğu. Bu ümidiniz bundan. Aynen. Bunun yapraklarını hayvanlar falan yiyor mu? Ne yapıyorsunuz? Koca koca aslında yapraklar. Aslında kazlar yiyor bazen. Ama ot yoksa yiyor. İnek, keçi, sılaş falan yapılamaz denemedik mı? Denemedik hiç. Aslında şey olur ya. Çok zebil lifli olmasın bir ürün. Evet, lifli, lifli bir ürün. Ya, siz bunların yapraklarından da sılaj bundan yapın, sılajı satın. Yapanlar var. Ha. Mesela bunu topluyorlar. Özellikle kökünden, ağaçtan. Ha. Lifli gelir. Evet, çok lifli baksana. Hı-hı. Yunus! Ay Yunus! Yunuslar gitmiş. Şimdi arkadaşımız Yunus bize muz kesecek ve biz o muzu memleketimize götüreceğiz. Orada sararınca aynen koparıp koparıp soyup i̇şte soyup yiyeceğiz. Normalde hepsini keserdik ama şimdi taşıması yok, biraz problem normalde olacak. Normalde hepsini evet keserdim biliyorum. Aynen. Senin gönlün çok geniş. Teşekkür ama ederim. Biz onu götüremeyiz. Çünkü aracımız yok bizim. Evet. Dolmuşla otobüsle gideceğimiz için sen bize küçük parça kes. Şöyle yapalım. Küçük bir parça için, havile için. Küçük bir parça benim için. Küçük bir parça da diğer arkadaş için. Maden de yemez. Oo. Şöyle kestik. Vay anasına. Tutabilir misin? Lan çok ağır. Çok bu ağır. Ben de sana hep lan diyorum ama yapamıyorum. Sıkıntı yok. Daha dün tanıştık ya. Sıkıntı yok. Oha biz bunu nasıl götüreceğiz? Olgunlaştıkça hafifler değil mi? Aynen. Şimdi dur bunu üzerine değmesin. Değmesin mi? Şöyle çekelim. Ha doğru üzerimize değince. Burası da mı leke yapıyor? Tabii şurası hepsi değil de miydi? Hepsi yapar. Ha tüh. Siyah nasıl bir leke yapıyorsa tamam. Fotoğraf çekebilirsin. Ama dalın üzerine bak. Üzerine damlamaz. Bak bu damlamaz. Ha tamam. Geri damlıyor orada ya. Ha. O damlayan. Bunun suyu direkt suyu leke yapıyormuş da. İstersen varsa yok bir şey de. Denemeyeceğim. Tamam. Hadi bakalım fotoğrafımızı tamam çek çıkalım. Ben çok fenalık geçiyorum. İmhalan. Ne şakası yapmamı istiyorsunuz burada? Burada nasıl bir şakaya gülerler? Arkadaşım diyor ki senin yaptığın her şakaya güleriz. Ayıp olmasın diye. Beni sevdiğiniz için. Evet. Çok kötü şakalar yapıyorum bu araya. Bir girsem mi ya? Şşt! Yunus! Lan Yunus! Gireyim mi bunun içine? Gir bir şey yok orada ya. İmha alanı diyor. Girilmiyor. Girecektim içine. Ne var ne yok. Bakacaktım da. Bir de ya bir şey soracağım. Yunus'la dün tanıştım. Böyle ne bileyim samimi bir çocuk. Lan diyorum ya ayıp olmaz değil mi? Olmaz be. Ne olacak? Samimiyetten bu. Samimiyet göstergesi. Çağladı. Ay, çok canım çekti ama hadi gidelim. Yunus şimdi bizim muzları ayarlıyor. Ayarlayamadım. Nazar mı değdi? Nazar değdi. Bura nerede mi sizin? Aynen bunlar da bizim.
Gerçekten Alanya'nın yarısı avokado, sizinmiş. Ve limon bahçesi burası. Ha, bana da ver. Misket limon mu? Aynen. Misket limon mu bu? Kızım buralar hep yunusların, baksana her tarlanın. Bakla bakla. 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 Akşam yoğurtlar da yeriz ya. Aynen öyle. Ver. Al bakalım. Vay anasını. Yoğurtla hep yiyorum bunu. Gördün mü Ekrem? Çok evet. Güzel ya. Roma. Evet. Nereye götürüyorsun bizi maden? Bak Roma dönemine ait bunlar. Kral koyuna gidiyoruz resmen şu an. Şu an Kral Koyun'a mı gidiyoruz? Evet. Bunların hepsi Roma döneminden kalmış. Vay anasına. Çok güzel ya. Çok güzel, çok. Ve sudan da kıvırtıyor. Benim öne oturmam gerekiyordu. Ben YouTuber'ım. Benim öne oturmam şart. Orada fotoğraf çekinecek misin? Çekineceğim. Bak bak ya, bir dünya. Gördün mü? Ya bizim halkımız ne yapmış gitmiş, ismini yazmış. Orada i̇smini fotoğraf Mustafa çekineceğim yazmış. Mi diyor, gidiyor. İsmini Mustafa yazmış, bak görüyor musun? 2000 yıllık eserin üzerine gitmiş Mustafa. Madem yazmış. Allah aşkına orada fotoğraf çekineceğim mi dedin? Orada ben de çok... tamam çekineceğim dedim ama durmuyorsun ya. Şurada çok daha iyi yerler var. Ama ben orayı istiyorum. Dalga geçiyor insanla.